Merhaba arkadaşlar. Bugün özel bir konuğumuz var. Stuttgart'ta, Bundesliga'da Stuttgart'ı şampiyonluğa taşıyan Faruk Ferah ile birlikteyiz. Biliyorsunuz bu kanalda biz her zaman her branşa yer veriyoruz. Faruk da İstanbul'a geldi. Aslında yan yana gelelim dedik ama bayağı birbirimizden ayrı ilçelerdeyiz. Kendisi Kartal'da, ben Bahçelievler'deyim. Buluşamadık. Yine bir Zoom toplantısı yapıyoruz. Faruk, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet abi. Valla sezonla başlayalım. Yani gayet iyi bir sezon. Zaten tüm sezon boyunca galiba normal lig etabında bir yenilgi almıştınız. Ve Evet. playoff'ta da 3-1'lik bir seriyle şampiyonluğa ulaştınız. Nasıl geçti sezon? Bir de senin ağzından dinleyelim. Sezon açısından yani bir takımca çok iyi geçti. Bir ligimiz vardı. O yenildiğimiz takımda finalde oynadı Mostar takımı. Deplasmanda oynamıştık o maçı da. Ama o maçta Tamuz bir ailevi sıkıntısı olmuştu. Bir yakınını kaybetti. O yüzden maça gelememişti. İkinci pasörle oynamıştık o maçı. Ve smaçörlerimizden Simon Lee, onda da bir sakatlık vardı. O da ikinci setten sonra oynamadı. O yüzden yedik. Bahane ama yenildik. İşte bir yenilgiyle bitirdik. İki sene oldu toplamda. 2 senede toplam yapımda 2 yenilgim var. İkisi de Potsdam'a karşı. Postama karşı. Yani. Ama sonu Evet. mutlu oldu. Şampiyonlukla kapattığınız sezonu herkes mutlu. Sen de mutlu bir şekilde geldin. Aslında senin tabii Umarım. Türkiye'deki kariyerini de biliyoruz. İşte Fenerbahçe'de uzun yıllar çalıştın. Sonra Nilüfer Belediyespor'a gittin. Tore Aleksandersen'le beraber çalıştın. Sonra beraber gittiniz yurt dışına. Sonrasında onun bir rahatsızlığı vardı. Sen baş antrenörlüğe geçtin Stuttgart'ta ve sezonu şampiyon olarak tamamladın. Bir de şunu sorayım. Yurt dışı tecrüben de var tabii ki. Türkiye'yi de biliyorsun yakından. Bakış açıları nasıl? Yani Almanların mesela, uzun yıllardır oradasın. Almanların bakış açısıyla bizim bakış açımız arasında bir fark gördün mü sen voleybola karşı? Voleybola karşı fazla belki fark yoktur. Ama sonuç olarak Almanya'da çalışınca biz çok Alman staff göremiyorsun. Mesela yabancılar daha çok ağırlıkta staff konusunda. Yabancılar ağırlıkta. O yüzden sanki şey gibi hissediyorum ben. Yani Almanya'da daha yeni yeni işiyormuş gibi hissiyat var bende voleybolun. Ve hani olarak da çünkü sanırım finansal olarak da onlar için pek iyi değil. Sonuçta Almanya'da öyle duyumlar aldım yani başka işe çalışmaktan yani orada antrenör olmaktansa başka işe çalışıp daha iyi para kazanabiliyorlar. O yüzden o işi yapabilen çok sayıda böyle nitelikli eleman bulunmak konusunda birazcık güçlük çekebiliyorlar. Ama genel olarak oyuncular olsun mesela Alman oyuncular sonuçta çok çok sayıda yurt dışında oynayan Alman oyuncu var. Bizim ligimizde de var. İtalya'da da var Alman oyuncular çok çok sayıda bayan takımından var bayandan bahsediyorum erkekleri pek bir ilgim yok son 15 senedir o yüzden ama hani sonuç olarak şey diyebilirim sadece staff olarak bizim Türkiye'de biz biraz daha kalabalığız staff anlamında onlar da işte mesela bir kişiyi daha çok işte kullanmayı seviyorlar mesela ben orada hem yardımcı antrenördüm hem de kondisyonerlik yaptım. Çok öyle takım var. Mesela bazı takımlar var. Bir adam orada hem yardımcı antrenör hem scoutman olabiliyor sizce. Yani multitasking artı senin için Almanya'da. Mesela Şey bizim mi? alıştığımız gibi Türkiye'de 10 staff görünce mesela Fenerbahçe'de maç yaptık böyle görünce 12-13 staff herkes diyor ne oluyor bu nedir? Bir şaşırır var yani. Ya tabii mesela aynı durum mesela bizde Amerikalılarla oynadığımızda basketbolda olsun işte voleybolda olsun biz de onlara şaşırıyoruz. Onlar bizden de kalabalıklar mesela. İşte smaçörün antrenörü ayrı, orta oyuncununki ayrı, pasörünki ayrı olunca tabii farklı yaklaşımlar, voleybolda farklı yaklaşımlar var. Bir de Almanya'da zannediyorum senin bu anlattıklarından çıkarımın bir bütçe dengesi de oluşturmaya çalışıyorlar. Yani gelir gider dengesi nedeniyle bir işi yani birkaç işi bir kişiye yaptırmaya çalışıyorlar değil mi? Sanırım öyle. Şimdi mesela Toray Dersen bizim baş antrenörümüz. Ben birinci yardımcı bak gittim. Birinci yardımcıydım. Hem de kondisyoner 2 sene boyunca. Diğer yardımcı antrenör sadece yardımcı antrenör. Bir de bizim istatistikçi part-time. Öğretmen kendisi.
öğretmen yani mesela Şampiyonlar Ligi maçlarına yurt dışına gittiğimde hiç bizle gelmedi. Bizimle gelemiyordu çünkü okulu var. Okulu var. O yüzden mesela bazen deplasmana gittiğimizde mesela Alanya'ya gittiğimizde deplasmana o zaman Tore bizim başarımız o zamanlar gelemedi bizle beraber. Yani Novara'ya gittiğimizde staff olarak sadece ben yardımcı antrenör vardı. Yani Novara'yı görünce orada birazcık böyle bir eziklik duygusu hissettik ama yapacak bir şey yok yani o yüzden konuda birazcık daha gelişebilirlerse bence çok çok daha büyük potansiyel olan bir ülke ve çok daha iyi şeyler yapabilir ki son ikisi de bizim yaptığımız başarılar Avrupa'da da Almanya'da da Sevdi final oynadınız belli. geçen sene. Evet, geçen sene sevdi final oynadık. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final Novara'ya karşı. Çok ciddi Ve başarılar bundan yani. şöyle bir şey var. Bizim grubumuzda Polonya'dan Łódź vardı. Bir de Türkiye'den Fenerbahçe. Bir de biz. Yani burada 3 şampiyon var. O Evet. gruptan biz çıktık. Łódź Polonya'da şampiyon oldu. Fenerbahçe Türkiye'de. Biz de Almanya'da. Biz o gruptan birinci çıktık Evet, mesela. lider ya. O bile Fenerbahçe'nin grubundan lider çıktınız siz. Fenerbahçe'yi Almanya'da yendik 3-2. O maçta deplasman gibi hissettim zaten ben. Çünkü Almanya'dan çok Türkiye'deymiş hissiyatı uyandırdı bende. Hadi Türk bayrağı vardı. Stuttgart zaten yani Almanya'nın neredeyse her yeri gibi yarısı Türk. O yüzden çok destekçileri vardı. Yani Avrupa'da başarımız bayağı iyiydi. Almanya'da zaten bayağı iyiydi. Sadece bu sene sadece kupada bir kaza kurşun yaşadık. Yarın delendik. Onun dışında bir kaybımız olmadı yani. Süper Kupa'da galiba ikinciydiniz sezon başı. Süper Kupa'da da evet. Süper Kupa'yı da kaybettik. Sezon başı tam takım oturmadan herhalde. O da bir arada kaynağı. Hiçbir şey anlamadım o maçtan. Gerçi hala pek bir anım yok yani. Hızlı bitti. Hiç öyle bir salon farklı. Çünkü yeni bir salonda rekor kırdık orada da Almanya'da bayan takımını izlemeye gelen seyirci açısından 6.300 kişiydi sanırım. O maçı izlemeye geldi. Beklentisi çok yüksekti herhalde de. Bir sezonun ilk maçı. Bizimkiler de herhalde biraz agresif başlamadık maçı. Potsdam yine. Bizi yenen takım. Yine. Onlar yendi. 3-1. Onu kaybettik. Ya bu tarz rekabetlerin olması iyi tabii. Yani Potsdam sizi bayağı zorladı bu sezon. Finalde de onlarla karşılaştınız zaten. Evet. Mesela anlattıklarımdan yola çıkarak şunu da ben sormak istiyorum. Şimdi sen varsın Stuttgart'ta da bir yardımcı antrenördün, birinci yardımcı. Torey'nin rahatsızlığından dolayı baş antrenör oldun. Takımı şampiyonluğa taşıdın. Yunus'u görüyorum. Yunus Öçal Yunanistan'da Evet. takımını şampiyon yaptı. Yunanistan milli takımının baş antrenörü oldu. Ataman Güneyligil Azerbaycan milli takımının başına geçti. Yani bunlar beni çok sevindiriyor. Biz voleybol ülkesiyiz diyoruz ya. Şimdi sen varsın. Sen de şimdi zannediyorum birazdan bahsedeceksin. Uzak doğuya gideceksin. Bir Güney Kore maceran olacak şimdi. Yani Türk antrenörlerin de dünyadaki sayılarının artması bizim voleybolda nasıl geliştiğimizin göstergesi işte. Ferhat Akbaş'ı gördük. Polonya'da 7 kupa kazandı. Polonya'da kupalar kazandı. Romanya'da kupalar kazandı. Japonya'da yardımcı antrenörlük yaptı. Şimdi yurt dışında yine milli takım çalıştırıyor. Ya böyle baktığımızda yani gerçekten gurur duymamak elde değil. Evet. Yani sonuçta voleybolda oyuncu olarak zaten kalitemiz ortada. Sıralamasında zaten en üstlerdeyiz. Sonuçta antrenör olarak da böyle yani anın gibi Ataman abi olsun, Yunus olsun, Ferhat abi olsun. Bunlar da yani bunlar da örneklerimiz bizim tabii aldığımız örnekler bize. Biz de kendi çabamızla geliştirmeye çalışıyoruz ve kendimizi. Kendimizle beraber Türk voleybolunu tabii ama tabii geliştir yani bu tarz gelişmeler tabii ki de senin dediğin gibi çok sevindirici voleybolumuzun geleceği açısından. Yani şöyle mesela her yerde İtalyan antrenör görüyorduk. Hala da görüyoruz. Onların çok ciddi bir ağırlığı var. Ama şimdi sizleri ben görünce İtalyanlarla bu alanda da bir ciddi rekabete girişecekmişiz gibi hissediyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? İnşallah. Yani umarım inşallah. Ama biraz daha zaman ihtiyacımız var sonuçta. Yunus da mesela, Yunus'u bildiğim için söylüyorum. Ataman abiyle Ferhat abi tam diyorum nasıldılar yani genç zamanlarına.
Ama Yunus'u biraz tanıyorum tabii ki de o zamanlar Fenerbahçe zamanında. O da Eczacı'daydı. Yani o dünya çapında antrenörler çalıştı tabii ki de. Eczacıbaşı'nda çalıştı, milli takımlarda çalıştı. Tabii ki de bunlardan öğrendikten sonra tabii biraz daha kolay oluyor işiniz tabii ki de. Ben de öyle Fenerbahçe çalıştım. Çok şanslı bir şekilde. Marcelo Abondanza'yla beraber başladım bu işi öğrenmeye. Çok genç yaşta başladım ben de. 21 yaşında başladım. Yardımcı antrenörlüğe. O günden itibaren hani her şey aklımda, her şeyi yazdım, her şey defterde, kayıtlar var, bilgisayarda dosyalarım, antrenman videoları var tabii ki de. Tabii bunlarla beraber zamanla ister istemez her gün aynı şeyi yaptıkça gelişiyoruz. Tabii gelişime açık olduğun zaman ya da bunu çok sevip öğrenmek istediğin zaman yani ileride mesleğin olmasını istediğin zaman ayrı bir gözle bakıyorsun tabii ki de. O yüzden bunları öğrendikten sonra sadece sana artık senin yönteminde uygulamak kalıyor. Mesela ben şimdi Marcelo'dan öğrendim diye Faruk olmak istiyorum. Yani o tarz şeyleri tabii ki de bulmak lazım ama dediğim gibi iyi bir yerden öğrendikten sonra kendin de birazcık bir şeyler kattığın zaman tabii ki de bol da güncellenen bir spor olduğu için Tabii. olmayacak bir şey yok yani. Ya tabii biz seni her zaman daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Şimdi bir Güney Kore maceran olacak. Eski dostlarla bir araya geleceksin. Evet. Bize bahseder Evet, misin Güney Güney Kore. Kore'deki hem teknik ekibi hem de kadroyu? Çünkü hem kadroda tanıdıklarım var hem teknik ekipte. Yani şimdi Marcelo Abondanza'yla beraber çalışacağım tekrardan. Pink Spiders'ta Güney Kore'de olacağız seneye. Lig erken başlayacak. Tek Smuzo. Ailemde biraz zaman az geçireceğim. Annem bu durumdan şikayetçi. Ama pek yapacak bir şey yok. Orada sağ işte erken başlıyor sezon. Ötürü sezon. Ondan ötürü erken gitmem lazım. Haziran 8-9 gibi yolcu olmam lazım. Kısa bir tatil Takımda tabii ki yapacağım. evet çok kısa bir tatilim olacak. Takımda Yong Kong var. Herkesin sevdiği, Türklerin aşık olduğu tabii ki de. O kadar seneden sonra Türkiye'de hem de Türkçe konuşunca tabii ayrı bir şey yok Bizim insan. olimpiyatta üzdü ama çok seviyoruz kendisini tabii ki. Evet, o olimpiyat maçı hala aklımda yani. O olimpiyatı izlememiştim. Kolay olur diye izlemedim. Belçika'daydım eşimle. Uyandım. İlk iş eşimin bana söylediği Kore 3-2 yendi diye maçı söyledim. İnanamadım yani. Şok oldum. Yani o gün berbat gibi benim açımdan. Aşırı çok üzüldüm. Çok üzülmüştüm yani. Çünkü herkesin ne kadar emek koyduğunu biliyordum orada. Yani o yüzden birazcık kötü oldu ama ders çıkardım. Daha bir Spor dahakine bu. daha iyi geleceğiz. Aynen Sporda öyle. her şey var. Öyle. Sporda her şey var. Şimdi eşin de voleybola devam ediyor. Benim ilçeme geliyor. Onun da yolu açık. Evet. Çok ciddi bir kadro kuruyor onlar da. Yani Ceren Kabucu, milli takımdan isimler Sima'yı aldılar. İşte Ece'yi aldılar, orta oyuncu. Nur Sena Kasap geldi. Yine bir başka orta oyuncu. Yani gayet iyi bir kadro kuruyor onlar da, değil mi? Sen de takip ediyorsun. Evet. Evet, takip ediyorum ben de zaten konuşmuştuk bundan önce de. Ben gayet iddialı bir kadro kuruluyor. Yani inşallah tabii ki de başarı da gelir. Senin ilçende bir birincilik görsün inşallah. İnşallah ya, bakalım. Bir de şeyi sormak istiyorum tabii. Almanlar Türk voleybolunu nasıl görüyor? Yani Türk Almanlar voleybolu Türk. özellikle son yani bir 10 yıllık Tabii. süreçte çok ciddi bir gelişim gösterdi. İlk temeller belki 2003'te atıldı ama o ciddi gelişim, yani dünya sıralamasında ilk 6'ya girişimiz, 7'ye girişimiz son 10 yıllık, son 6 yıllık periyodda oldu. Nasıl görüyorlar bu gelişimi? Bu gelişimi tabii ki de her görülüyor. Sadece Almanya'da değildi sanırım. Çünkü Almanya'da şu an herkes benden işte gittiğimde link soruyordu. Mesela TRT Spor Yıldız, TRT Spor nasıl izleyebiliriz diye. Şimdi artık bunlar çünkü hepsi biliyor artık nasıl olacağını. Yani bayağı bir ünlendi. YouTube'dan da yayınlarımız oluyor tabii ki de. Bu da çok faydalı. Çünkü Almanya'da mesela benim eşim de Fransa'da oynadı aynı şekilde. Maç demek için para vermeniz lazım. Yani abonman olmanız lazım. Sonuçta Alman ligi o kadar da kalitesi yüksek bir lig değil yani. Tabii de ilk 3-4 takım iyi ama ondan sonrakiler mesela bazı maçlar bayağı bir antrenman şeklinde geçiyor. Ama yine de bu maçlar için belli bir meblağ ödemenizi bekliyorlar sizin. Fransa'da da aynı şey. Geçen sene böyle değildi.
Ama playoff'larda böyle sadece. Mesela bizim ligde her yer açık. Bu da tabii ki de bir artı bence. Voleybolun izlenmesi açısından sonuçta gördüm. Final serisi maçları galiba 2 milyon izlenme yakalamış YouTube'da. Yani bunlar tabii ki de voleybolumuzu geliştiren öğeler tabii ki de. Zaten kalitesi de ortada zaten. Dünyanın en iyi yarışmasız bence. Oyuncularla her şeyle her Yine şeyin. daha iyi olacak gibi. Çok ciddi yatırımlar var. Yani Evet. ilk dördün yaptığı yatırımlar bir kenara, alt sıralardaki takımlara baktığımda işte Aydın olsun, Çukurova olsun, Kuzey Boru olsun, çok çok ciddi yatırımlar yapan kulüpler bunlar. Şimdi Beşiktaş yeniden çıktı. Galatasaray'ın bir gücü var Nilüfer sonuçta. Yani çok çetin bir lig. Sultanlar Ligi tüm dünyada da izlenmesi bence son derece doğal. Ben yani şahsen İtalya Ligi'ni ciddi şekilde geçtiğini düşünüyorum ligin kalitesine baktığımda. Çok teşekkürler katıldığın için. Çok da seni tutmak istemiyorum. rica ederim. Rica ederim. Net. Belki tatil dönüşü karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Karşılaşalım. İyi olur. Tamam kardeşim. Kendine iyi bak, eşine Tamam. de, ailene de Teşekkür ederim. selamlar. Hoşça kal. Sevgili seyirciler, Spor Nova'da Faruk Feray'la birlikteydik. Almanya'da gerçekten çok güzel işlere imza attı. Şampiyonluğa ulaştırdı. Stuttgart'ı yeni sezonda Güney Kore'de olacak. Başarılarının devamını da diliyoruz. Yeni konuklarla Spor Nova'da birlikteliğimiz de devam edecek. Hoşça kalın.